Object oriented tarafında istersen ufaktan bir değinelim istiyorum yani. Bu object oriented dediğimiz olay kaliteli yazılımın neresinde? Junior'lar bu object oriented tarafına nasıl başlamalılar? Bir senin fikirlerini dinlemek isterim Zeynep bu konuda. Şimdi object oriented evet kaliteli yazılımda nasıl ilgili o konuda neye değinebiliriz? Aslında kaliteli yazılım dediğimiz şeyin bazı özellikleri var. Yani bir yazılıma kaliteli diyebilmemiz için işte onun geliştirilebilir olması gerekiyor. İşte kullanılabilir olması gerekiyor vesaire. Object oriented bu özelliklerin bazılarına bizi otomatik olarak aslında karşılayabilmemizi sağlayan bir yapı. Nesne tabanlı programlamayla biz kod tekrarını önlemiş oluyoruz. Bu bize neyi sağlıyor? Sistemimizi daha geliştirilebilir yapmamızı sağlıyor. İleride yeni bir özelliği sisteme eklerken bunu daha kolay entegre edebilmemizi sağlıyor aslında. Bu açıdan object oriented programming aslında kaliteli yazılımın yani altyapısında gerekli olan bir teknik olarak düşünebiliriz. Çünkü korkuyor bence aslında şey var. Bu object oriented tarafı deyince ve ilk böyle başlangıç alanında böyle insanların aslında endişe ettiği bir nokta. Ama şey var. Geleceğe dönük aslında hem işleri hızlandırmak adına hem bahsetmiş olduğumuz işte ne derler? Sürekli mesela yazılım dünyasında aslında rutin yapmış olduğumuz, rutin yazdığımız, uyguladığımız formüller, fonksiyonlar ve işte çağırdığımız kütüphaneler var. Aslında object oriented da bunları bir nevi aynı yaptığımız şeyleri otomatize ederek çok hızlı bir şekilde bir class yöntemiyle çağırıp hızlandırabiliyoruz aslında. İlk başta biraz korkunç gibi gelebiliyor işte class'lar, subclass'lar, inheritance'lar falan ama biraz böyle emek verip ve belli bir zaman ayırdıktan sonra bence ortaya şahane bir Evet, süreç. biraz yatırım gibi aslında değil mi? Bir yatırım Aynen. yapmak gibi. Hani önce bir şeye bir emek veriyorsunuz. Evet, bir zaman kaybınız oluyor belki öğrenirken. İşte bir emek vermeniz gerekiyor. Bir efor sarf etmeniz gerekiyor onun için. Hem öğrenirken hem de kodu object oriented yazmaya çalışırken aslında o tasarımı yaparken de yine başlangıçta bir efor harcıyorsunuz onun için. Ama bu neyi sağlıyor? İleride sizin yeni özellikleri daha kolay entegre edebilmenizi sağlıyor. Aslında ileride yapacağınız işlerden işleri kısaltarak hani bir yatırım yapmış oluyorsunuz.